Değerli hocalarım, cümleten selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar diliyorum. Evet, arkadaşlar. Aslında 21.01 geçir sisteme girdim ama şimdi şöyle bir durum söz konusu. Telefonum geçen hafta çöktü. Yani hiçbir şekilde açılmadı. Açılmayınca şey sıkıntısı oldu işte. WhatsApp'a girememe sıkıntısı, numaralar hattı alıp başka bir telefona takınca rehber yok. Hiçbir şekilde iletişim kuramadık. Bu dersin size tanımlanmamış olması yeni haberimiz oldu diyorsunuz. Evet, hayırlı akşamlar Gamze Nur Hocam. Şimdi Tekuzem'deki arkadaşlarımız gruba yazabilirsiniz. Aslında size söylemiştim. Bir tane İslam tarihi dersi daha, soru çözümü dersi daha yapacağımı da söylemiştim. Hatta şey yani sizin genel tekrar kampları başlamadan bunu yapacağız demiştim. Şimdi size niye tanımlanmadı bilmiyorum. Gruba yazıp diğer arkadaşları haberdar edebilirsiniz. İslam tarihi soru çözümü. Bilhassa kısmen Hulefai Raşidin, geri kalan kısmı da Emeviler ve Abbasiler dönemiyle ilgili. Çünkü bir önceki İslam tarihi soru çözüm dersimizde şey yapmıştık. Siyer ve Hulefai Raşidin dönemiyle ilgili sorular çözmüş idik. Hatta 60 mı 70'e yakın soru çözmüştük. Vakit kalmadığından dolayı şey demiştik. Emeviler ve Abbasiler ile ilgili de daha sonra yine bir soru çözüm dersi yaparız demiştik. Evet, dersimize başlayalım arkadaşlar. Bu akşam bir 30-40 tane soru çözeceğiz. Yani niyetimde 30 var. Vakte göre çok geciktirmeme dikkat ederim. Şimdi değerli arkadaşlar, ya Allah Bismillah deyip giriş yapabiliriz. Evet. Soru 1. Aşağıdakilerden hangisi Abbasiler döneminde idari, askeri ve sosyal alanlarda takip edilen siyaset ve yönetim anlayışını en doğru şekilde ifade eder? Şimdi değerli arkadaşlar, bu soruyu daha doğrusu şıklarına geçmeden önce bizim Emevi Devleti ile Abbasi Devleti'ni mukayese etmemiz gerekiyor. Çünkü Emevi Devleti'nden sonra Abbasi Devleti ümmeti Muhammed için bir veli nimet olmuştur diyebiliriz. Emevi Devleti'nde Muaviye bin Ebu Süfyan ile Abdülmelik bin Mervan ve Ömer bin Abdülaziz dönemini hariç tutarsak toplumun pek memnun kaldığı söylenemez. Abdülmelik dönemlerinde de devletin İdari, siyasi ve askeri olarak parlak dönemlerini yaşaması sebebiyle benimsenmiştir, belki tasvip edilmiştir ama yönetim anlayışı olarak pek tasvip edildiği söylenemez. Ve Emeviler döneminde biz Ömer bin Abdülaziz dönemini ayrı tuttuğumuzda aslında toplumun Abbasilere teşekkür ettiğini söyleyebiliriz. Peki Abbasilere neden Ümmet-i Muhammed teşekkür ettiği Emevilerle mukayese ettiğimizde Abbasilerin idari, siyasi ve askeri alanlarda ya da idari, askeri ve sosyal alanlarda yönetim anlayışı şu. Bir, katılımcı olmuş mudur? İdari anlamda evet, katılımcı bir idari anlayışı söz konusu. Kucaklayıcı bir anlayış söz konusu ve yine kuşatıcı bir anlayış söz konusu. Aslında 4K arkadaşlar. Biz katılımcı, kucaklayıcı, kuşatıcı ve kapsayıcı diyoruz. Yani Abbasiler dönemini 4K ile özetleyecek olursak katılımcı, kucaklayıcı, kuşatıcı ve kapsayıcı. Peki Emeviler dönemini mukayese ettiğimizde Emeviler döneminde ne var arkadaşlar? Tekelci, dışlayıcı, ötekileştirici. Çünkü Emeviler döneminde mevali politikası var bir.
mevali politikasının hemen akabinde toplumun ötekileştirilmesi var. Yani sadece ırkçılık değil, bu toplumda ötekileştirme de söz konusu. Mesela Emevi devletinde mevali ile aynı safta namaz kılınmaz gibi. Bu toplumu ötekileştirmek. Gayri Arap Müslümanlara böyle bir muamele görüyorlardı. Bir de bir siyasi anlamda baktığımızda dışlayıcı bir politika söz konusu. Nasıl dışlayıcı bir politika söz konusu? Emeviler döneminde hep Süfyaniler ve Mervaniler kökünden gelecek olan kişilerin yöneticide ya da idari görevde olduğunu görüyoruz. Hatırlayacak olursak değerli arkadaşlar, Muaviye bin Yezid, yani Yezid'in oğlu hilafete geçtikten sonra hilafetten feragat etmiş idi. Ve toplum tam o an hilafetini ilan etmiş olan Abdullah bin Zübeyr'e itaat edecek iken Ubeydullah bin Ziyad ne diyordu değerli arkadaşlar? Ubeydullah bin Ziyad diyordu ki bizim dedelerimiz, atalarımız bu yönetim anlayışını öyle basit bir şekilde almadılar. Ya da Emevi hanedanı Hazreti Ali'den öyle kolay bir şekilde bu yönetimi, bu hilafeti, koltuğu almadı. O zaman bunun kıymetini bilip koltuğu Emeviler dışından kimseye ya da Ümeyye oğulları dışından kimseye vermemek, kaptırmamak gerekiyor demiş idi. Dolayısıyla biz yönetimde, idarede dışlayıcı bir politika izlediğini söyleyebiliriz. Bu yüzden Abbasiler ve Emevileri mukayese ettiğimizde, çünkü ÖSYM sorabilir. Abbasiler ve Emevilerin mukayesesini sorduğumuzda siz Abbasilerin en azından toplum için 4K ile özetleyebilirsiniz. Katılımcı, kucaklayıcı, kuşatıcı ve kapsayıcı. Ama tam zıttı karşısında duran Emevilerde ise tekelci bir anlayış söz konusu, dışlayıcı bir anlayış söz konusu ve ötekileştirici bir anlayış söz konusudur. Birinci sorumuzun cevabı A değerli arkadaşlar. Devam edelim. İslam kültür ve medeniyeti büyük ölçüde Abbasiler döneminde teşekkül ve tekamül etmiştir. Bu teşekkül ve tekamülde aşağıdakilerden hangisinin katkısının olduğu söylenebilir? Şimdi bize Abbasiler döneminde İslam kültür ve medeniyetinin oluşum ve gelişiminden bahsediyor. Diyor ki aşağıdaki gelişmelerin kültür ve İslam kültür ve medeniyeti bağlamında aşağıdaki gelişmelerin hangisinin Abbasiler döneminde gerçekleştiği söylenebilir diyor. Peki bakalım A şıkkına. Akli ve tecrübi ilimlerle ilgili olarak Grekçe, Süryanice, Sanskritçe ve Farsça birçok eserin Beytülhikme'de Arapça'ya tercüme edilmesi. Evet, biz Bağdat'ın Mansur tarafından kurulduğunu, Beytülhikme'nin ilk temellerinin atıldığını ama Beytülhikme'nin bir üniversite olarak İslam dünyasında ilk kez bir üniversite konumunda bir akademik kurum olarak Memnun döneminde kurulduğunu biliyoruz. Ve Beytülhikme'de birçok farklı dilden eserler Arapçaya tercüme edilmiş idi. Bu da İslam kültür ve medeniyetinin gelişmesine, oluşmasına katkıda bulunmuş. Örneğin değerli arkadaşlar, örneğin İslam felsefesinin ortaya çıkması. Çünkü biz İslam felsefesini nereden öğrendik? Büyük bir kısmını Aristo ve Eflatun, yani Grek ve kadim felsefe dediğimiz antik Yunan'a ait eserleri tercüme ettik Arapça ve felsefeyi oradan ilham aldık. Ondan sonra İslami bir perspektif ile yorumladık. Peki B şıkkına bakalım. Hadis, fıkıh, tefsir gibi dini ilimlerin gelişerek bunların bazılarının kendi metodolojilerini oluşturması. Değerli arkadaşlar, Emeviler döneminde hadislerin tedvini söz konusu. Tebe-i Tabi'in döneminde artık tefsir ilminin net bir şekilde kendine özel bir yer edindiğini görüyoruz. Yine Emeviler döneminde bilhassa mevaliden olan, mesela İmam-ı Azam Emeviler döneminde yaşamış ama mevali ehlinden birisidir. İmam-ı Azam gibi birisinin fıkhın kurucusu, yine fıkıh ile ilgili derin bilgilere sahip öğrenciler yetiştirmesi Emeviler dönemine tekabül eder.
Ama bu ilimler Emeviler döneminde oluşmaya başlamış. Peki ne zaman bireysel olarak bir ilim olarak, ilim dalı olarak ya da bir bilim dalı olarak kendi metodolojilerini kurmuşlardı? Tabii ki de Abbasiler döneminde kendi metodolojilerini kurmuşlardı. Dolayısıyla B şıkkı da doğru. Peki C şıkkına bakalım. Kağıdın yazı malzemesi olarak kullanılmaya başlaması özellikle de 794 yılında Harun Reşit tarafından Bağdat'ta kağıt imalatının başlatılması. Bu da değerli arkadaşlar yine Abbasiler döneminde gerçekleşen bir durumdur. Peki biz buna baktığımızda İslam kültür ve medeniyetine bir katkısı var mıdır? Elbette ki vardır. Çünkü burada biz kağıt imalatının başlatılması demek yeni eserlerin yazılması ya da tercüme edilen eserlerin Arapça olarak yazılması ve ilmin gelişmesi demektir. Değerli arkadaşlar. B şıkkına bakalım. İslam fütuhatı sonucu farklı kültür ve düşünce sistemleriyle karşılaşılmış olması. İslam kültür ve medeniyeti bugünkü Batı'nın kültür ve medeniyetinin zeminini oluşturmuştur diyebiliriz. Çünkü İslam kültür ve medeniyeti Endülüs Emeviler devleti sayesinde Batı'ya intikal etti ve Batı dünyası bugünkü medeniyetini bu bir gerçektir ki İslam dünyasına borçludur. Ama bu şu demek değildir. İslam kültür ve medeniyeti tamamen kendine has bir kültür ve medeniyetidir demek değildir. Niye demek değildir? Çünkü bizler kadim Grek kültürü dediğimiz ya da antik Yunan kültürü dediğimiz bir kültürden etkilendik. Yani Bizans kültüründen etkilendik. Bu bir. Bununla birlikte Sasani kültürü dediğimiz İran kültüründen de etkilendik. Bu da iki değerli arkadaşlar. İslam kültür ve medeniyeti İslami bir perspektif ya da İslami niteliklere şöyle söyleyelim. İslam'a has özellikleri kendi muhtevasında barındıran bir yöne sahiptir. Eyvallah. Ama bu şu demek değildir. İslam kültür ve medeniyeti tek başına ortaya çıktı demek değildir. Çünkü Sasani ve Bizans kültüründen, medeniyetinden etkilenmiştir. Dolayısıyla bu şu demektir. Farklı kültür ve düşünce yapılarıyla, sistemleriyle karşılaşılmış ve bu da bizim kültür ve medeniyetimizin gelişmesine katkı sağlamıştır. E şıkkı hepsi diyor zaten. Bu dört maddenin tamamı da gerçekleşmiş. Dolayısıyla cevabımız E şıkkı diyoruz. Peki, Emevi halifelerinden Hazreti Ömer ve Hazreti Osman dönemlerinde üst düzey devlet görevlerinde bulunarak valilik ve komutanlık yapmıştır. Hazreti Ali ve Ehli Beyt'e yönelik Cuma hutbelerinde eleştiri ve hareket propagandasını başlatmıştır. Bizans'a karşı yaz ve kış seferleri düzenlemiştir. Hilafeti veliaht sistemine çevirmiştir. Şeklinde hakkında bilgi verilen aşağıdakilerden hangisidir? Yezid bin Muaviye, Mervan bin Hakem, Abdülmelik bin Mervan, Muaviye bin Ebu Süfyan, Hişam bin Abdülmelik. Değerli arkadaşlar, Hazreti Ömer ve Hazreti Osman döneminde yaklaşık Suriye bölgesinde 20 yıl valilik görevi yapan kimdir? Muaviye bin Ebu Süfyan'dı. Bu bir. Muaviye, Sıffin Savaşı'ndan sonra özellikle Suriye bölgesinde halifeliğini ilan etmişti ve o bölgede okutulan Cuma hutbelerinde Hazreti Ali ve Ehli Beyt'i eleştirecek tarzda cümleler ya da eleştirecek tarzda onları hatta lanetlemeye gidebilecek kadar Hazreti Ali ve Ehli Beyt'i lanetleme politikasının uygulamasının başlatılabileceği seviyeye kadar ne yapmıştı? Hutbelerde onların ismini kötü bir şekilde zikretmiştir ve bu uygulamayı yapmıştı. Yine Bizans'a karşı yaz ve kış seferleri Hazreti Osman döneminde, şimdi Hazreti Ömer döneminde biz Bizans'a karşı çok ciddi anlamda bir gelişme kaydettik diyemeyiz. Ama Hazreti Osman'ın ilk 6 yılında Bizans'a karşı artık ciddi anlamda seferler düzenlediğimizi biliyoruz. Fakat Hazreti Osman'ın şehit edilmesi ya da son 6 yıl ve Hazreti Ali döneminde yaklaşık bir 10 yıllık seferler durmuştu. İslam fütuhatı durunca zaten bakışlar da içe çevrilmişti ve iç savaş ya da isyanlar dediğimiz sıkıntılar ortaya çıkmıştı. İşte bu duran İslam fütuhatını Muaviye tekrar başlatmıştı ve bunu Bizans'a karşı yaz ve kış şeklinde tertiplemişti.
Hilafeti ilk kez veliahtlık sistemine çeviren de yine kimdir? Muaviye bin Ebu Süfyan'dır diyoruz. Cevabımız değerli arkadaşlar D şıkkıdır. Sıkıntı mı var? Ne olmuş? Ses yok mu? Bu çıkmış soru değil hocam. Hayır, bu sorular tamamen bana ait hocam. Peki devam edelim. Cizye karşılığında canlarını, mallarını, namuslarını korumak ve dinlerini özgürce yaşayabilmek için İslam topraklarında yaşayan gayrimüslimler aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılmaktadır diyor. Şimdi arkadaşlar biz bilhassa Hazreti Ömer döneminde farklı bölgeler, daha doğrusu diğer kültür ve medeniyete ait ya da diğer milletlere ait topraklar fethedilmişti. Fethedilen topraklarda Hazreti Ömer çok güzel bir uygulama başlatmıştı. Ne diyordu Hazreti Ömer? Biz sizi yerinizden edecek değiliz. Bizim kültürümüzde arazi işletmesi ya da işte ne diyelim ticaret çok önemli ya da çok gelişmiş değil. Biz bu işlerden pek anlamayız. Peki ne yapılması gerekiyor? Bak siz arazi, ticaret işiyle uğraşıyorsunuz. Ticaret işini biliyorsunuz. Bu bir. Arazi işiyle uğraşıyorsunuz. Arazi işini biliyorsunuz. İki. Üçüncüsü bu topraklar size ait. Siz artık bizim hükümranlığımız altındasınız. Sizi biz topraklarınızdan def edecek değiliz. Ne olması gerekiyor? Siz topraklarınızı işleteceksiniz. Hem ülkemizin ekonomisine katkı sağlayacaksınız. Hem ekmeğinizi kazanmış olacaksınız. Hem de bizim hükümranlığımız altında olmanız münasebetiyle ve bu toprakları işletmeniz sebebiyle bize toprak vergisi vereceksiniz. Bu bir. Toprak vergisiyle birlikte yaptığınız ticaretin vergisini de ödeyeceksiniz. İki. Üçüncüsü, siz bu topraklar üzerinde yaşıyorsunuz. Bu topraklarda değerli arkadaşlar elde ettiğiniz diğer mesela bu topraklar üzerinde siz arazi ve ticaret varlığını elde ediyorsunuz. Kârını elde ediyorsunuz. Ama bunu yapabilmek için sizin canınızın ve mallarınızın güvenliği söz konusudur. Biz sizin canınızı, malınızı, ırzınızı, dininizi koruruz. Bu mukaddesatınızın hiçbirine zarar vermeyeceğiz. Dolayısıyla siz arazinizin işletilmesi karşısında, ticaret yapmanız karşılığında, can ve mal güvenliğiniz karşısında devlete, İslam devletine vergi ödeyeceksiniz. Tamam mı? Tamam mı? Peki bundan sonra sizler hangi isimle isimlendirileceksiniz? Bundan sonra siz İslam topraklarında yaşayan gayrimüslimler olarak zımmi olarak isimlendirileceksiniz. Demek ki burada biz zımmi ismini arayacağız. Cevabımız D şıkkı. Şimdi burada gerçi herhalde onunla ilgili bir soru var. O soruya gelirsek tekrar açıklamasını yaparız. Hazreti Peygamber'in sağlığında, hastalığı sırasında ve vefatından sonra pek çok dinden çıkma hadisesi ve çok sayıda peygamberlik iddiası gündeme gelmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi peygamberlik iddiasıyla ortaya çıkmış kişilerden biri değildir? Esved-ül Ansi, Talha bin Hüveylid, Müseylime, Tülkezzab, Seca, Velid bin Muhire. Şimdi Velid hariç, Velid çünkü Mekke'nin müşriklerindendir hatırlıyorsanız. Hatta peygamberlik bana gelmeliydi diyen birisi. Seca, Müseylime, Talha ve Esved-ül Ansi mütenebbi dediğimiz yalancı peygamberler. Burada dikkatinizi çekecek olan Müseylime, değerli arkadaşlar. Neden dikkatinizi çekecek olan Müseylime'dir? Çünkü Müseylime bizzat Hazreti Peygamber'in sağlığındayken yalancı peygamberlik iddiasında bulunmuş. Hatta Hazreti Peygamber kendisine davet mektubunu gönderince ilk önce şunu söyledi peygambere. Dedi ki ben sana itaat ederim. Yalnız bir şartla. Neyi bu şart? Kendinden sonra beni peygamber olarak ilan edersen ben sana itaat ederim dedi. Peygamberimize tekrar elçisini gönderdi. Dedi ki böyle bir şey mümkün değil. Ya İslam'a girersin ya da kellenden olursun. Peygamber Efendimiz böyle bir daveti tekrar gönderince o peygamberimizin elçisini şehit etmişti. Ve bunun üzerine peygamberimiz zaten vefat etmeden önce Müseylime üzerine ordunun gönderilmesi talimatını vermiş idi. Fakat işte son o hastalık süreci ve vefat süreci kısa bir zaman dilimi sonra vefat edince Müseylime üzerine
baskılar ya da ordular Hazreti Ebu Bekir döneminde gönderilmişti. Ve Hazreti Ebu Bekir döneminde hangi savaşta Müseylime bastırılmıştı? Yemame Savaşı ile. Peki Yemame Savaşı'nda Müseylime'yi kim öldürmüştü arkadaşlar? Vahşi dediğimiz Hazreti Hamza'yı Uhud Savaşı'nda şehit eden Vahşi Müseylime'yi bizzat öldürmüştü. Ve sefer Halid bin Velid kumandasında gerçekleştirilmişti. Yine aynı zamanda Yemame Savaşı'nda biz 700'e yakın hafızın şehit olduğu, bu hafızların şehit olmasının da Kur'an'ın cemine sebep olduğunu ifade ediyoruz. Aşağıdaki faaliyetlerden hangisinin Muaviye bin Ebu Süfyan döneminde gerçekleştiği söylenemez? Peki, Muaviye bin Ebu Süfyan, yani Emevi halifelerinden ilk olan Muaviye. Muaviye döneminde hangi faaliyet gerçekleşmemiştir? Başkentin Kufe'den Şam'a taşınması. Şimdi Hazreti Ali, şöyle söyleyelim, başkentlere baktığımızda değerli arkadaşlar, Hazreti Osman dönemine kadar başkent neresiydi? Medine'ydi. Ehli Beyt'in Kufe'de olması ve o iç savaş dönemi Hazreti Ali'ye destek ihtiyacının olması ve Hazreti Ali'nin ciddi anlamda arkasında güçlü birilerini görmesi gerektiği o ortamda Hazreti Ali ne yapıyordu? Başkenti Medine'den Kufe'ye taşıyor idi. Şimdi Muaviye Hazreti Ali'nin hilafetini kabul etmeyip Hazreti Ali şehit olduktan sonra bizzat hilafetini Hazreti Hasan'dan da alıp halifeliğini ilan edince Kufe'deki Ehli Beyt halkı Muaviye'ye karşı isyan etmiş. Hatta Emeviler döneminde sadece Muaviye'ye karşı 16 sefer biz haricilerin ve haricilerin de destek verdiği Ehli Beyt'in Muaviye'ye karşı isyan ettiğini biliyoruz. Muaviye bir kere hariciler Kufe bölgesinde. Ne yapıyor? Hariciler Kufe bölgesinde olunca ben başkenti burada tutamam. Başkenti Şam'a. Yani Şam neresi? Suriye. Çünkü Suriye'de 20 yıl zaten valilik görevini yapmıştı. Oradaki insanları tanıyordu ve orada adamları vardı. Bir de Suriye zaten Bizans'ın dibiydi. Bizans'tan olağanüstü bir eğer olası bir saldırı olursa başkent Suriye'de olursa Bizans'a karşı gelebilme düşüncesi ya da üstün gelebilme ihtimali de yüksekti. Bu yüzden başkenti Kufe'den Şam'a taşımış. Kim taşımış? Muaviye. Bu bir. Kayrevan ordugah şehrinin kurulması. Şimdi Muaviye arkadaşlar sürekli Emevilere karşı isyanlar çıkınca bilhassa hariciler 16 sefer isyan edince haricileri bastırmak adına sadece ülkenin iç politikasıyla bilhassa iç politikasıyla iç çatışmasıyla ilgilenebilecek bir ordugah şehri kurması gerekiyordu. Bu da Kayrevan ordugah şehri idi. Mevali politikasının başlatılması. Evet, Emeviler tarihinde mevali politikasını ilk başlatan Muaviye'dir. Sistemleştirip devletin resmi ilkesi haline getiren ise Abdülmelik bin Mervan'dır. Yani ırkçılığı ilk başlatan Muaviye'dir. Bu ırkçılığı devletin temel ilkeleri haline getiren ise Abdülmelik bin Mervan. Dolayısıyla mevali politikası Muaviye döneminde başlamıştır. Tevvabun hareketinin bastırılması. Bu kalsın. Halifetullah ünvanının ilk kez kullanılması. Evet, Halifetullah normalde insan için kullanılır. Allah'ın yeryüzündeki gölgesi. Ama Halifetullah ünvanını siyasi bir kimlikte ilk kez kullanan Muaviye olmuştur arkadaşlar. Şimdi değerli arkadaşlar gelelim D şıkkına. Tevvabun hareketinin bastırılması. Tevvabun hareketi ne zaman gerçekleştirildi? Hazreti Hüseyin Kerbela'da şehit edildi. Hazreti Hüseyin'i Kerbela'da yalnız bırakan Kufe ehli pişmanlık duydu. Dedi ki biz Yezid'e karşı Hazreti Hüseyin'i Kerbela'da yalnız bıraktık ve şehit olmasına sebep olduk. Pişmanız, tövbe etmemiz gerekiyor ve Kerbela'ya gittiler, Hazreti Hüseyin'in kabrini ziyaret ettiler. Orada işte tövbe ettiler, kendilerine koku falan sürdüler vesaire tövbe. Biz o gruba 4000 kişilik bir grup, biz onlara Tevvabun hareketi diyoruz, Tevvabun ehli diyoruz.
Şimdi bu Tevvab'ın hareketi Emevilere karşı isyanda bulununca bak bu Yezid'den sonra. Yezid'den sonra kim yönetimde? Mervan bin Hakem. İşte Tevvab'ın hareketi Mervan bin Hakem döneminde gerçekleşmiş ve Mervan bin Hakem döneminde bastırılmıştır. Dolayısıyla Muaviye ile ilgili bir durum söz konusu değil. Peki bu soruda neye dikkat etmeniz gerekiyor? Bu soruda Tevvab'ın hareketinin kim zamanında gerçekleştiği, bastırıldığı değil, Muaviye dönemindeki önemli ilklere bakmanız gerekiyor. Yani başkentin Şam'a taşınması, Kayrevan kim döneminde kurulmuş? Biz Hazreti Ömer döneminde tamam Basra, Bağdat, Basra, Fustat, Kufe şehirleri kurulmuş diyoruz da Emeviler döneminde şehirler kurulmamış mı? Evet. Muaviye döneminde değerli arkadaşlar Kayrevan şehri kurulmuştur. Abdülmelik bin Mervan döneminde Vasit şehri kurulmuştur. Ya da Abbasiler dönemine gittiğimizde Samarra ordugah şehri kurulmuştur. Bu şehirler önemlidir değerli arkadaşlar. Ya da Abbasiler döneminde Mansur zamanında Bağdat şehri kurulmuştur. Bizim burada Muaviye döneminde Kayrevan diye bir şehrin kurulduğunu bilmemiz gerekiyor. Yine Mevali politikasının ilk kez Muaviye döneminde başladığını bilmemiz gerekiyor. Halifetullah unvanının ilk kez yine Muaviye tarafından kullanıldığını bilmemiz gerekmektedir. Peki. Emevi halifelerinden Muaviye'nin Arap olmayan Fars ve Türk kökenli Müslümanlara karşı başlattığı Mevali politikası Abdülmelik bin Mervan döneminde devletin siyasetinde tamamen uygulanan bir ilke haline getirilip sistemleştirilmiştir. Bu uygulamaya karşı gayri Arap Müslümanlar üstün yeteneklerini ön plana çıkaran eserler yazıp Mevali politikasını eleştirmeye başlamışlardır. Mevali ehlinin başlattığı bu uygulama aşağıdakilerden hangisidir? Yani Emeviler dönemindeki Mevali politikasına karşı Mevali ehli hangi adımı atmıştır ya da hangi politikayı icraata geçirmiştir? Soru bu. Taliki devlet hareketi, Mülük-ü Tavaif hareketi, Şubiye hareketi, Cemaatül Müslümin hareketi, Emirül Umera hareketi. Arkadaşlar bilhassa işte mesela Hasan Basri İmam-ı Azam Mevali ehlinden olduğunu söyledi. Ve bunlar ötekileştirilmiş. Yani İslam dünyasında İmam-ı Azam gibi kaç tane üstün yetenekli hoca var? Bu gibi kişilerin şöyle söyleyelim, sönük kalmaması, Mevali'nin de ciddi anlamda bir potansiyel taşıdığı göstermek adına bir hareket başlamıştı. Biz buna da Şubiye hareketi diyoruz. Yani Mevali bu Emevilerin Mevali politikasına karşılık olarak Mevaliler ya da Mevali ehli Şubiye hareketi başlatmışlardı. Bu Şubiye hareketinin temelinde ne var? Bizler de insanız. Bizler de üstün yetenekler taşıyoruz. Bizlerde de önemli cevherler vardır. Biz de sizin devletinizin siyasi, idari, kültürel ve medeniyetsel anlamında bir takım katkıda bulunduğumuzu biliyoruz. Bunu siz de kabul edin demektir. Bu Şubiye hareketi olmaktadır. Evet, demiş ki olayları aşağıdaki halifelerin hangisinin döneminde gerçekleşmiştir? Hangi olaylar? Kerbela vakası, Mekke'nin kuşatılması, Medine'nin yağmalanması. Bu üç önemli İslam tarihinde derin izler bırakan, derin yaralar bırakan bu üç olay Yezid döneminde gerçekleşmiştir. Değerli arkadaşlar, Kerbela vakasında Hazreti Hüseyin şehit edilmiştir. Mekke'nin kuşatılmasında bilhassa Abdullah bin Zübeyir isyanı bastırılmaya çalışılmış ama bu anlamda Müslümanlara karşı normalde mancınık ve debbabe ilk kez Taif kuşatılmasında kullanılmıştı ama onlar gayrimüslime karşı kullanılmıştı. Yani Yahudilere karşı Hevazin ve Sakif kabilelerine karşı kullanılmıştı ve onlar henüz Müslüman değildi. Ama Mekke'nin kuşatılmasında Yezid döneminde debbabe ve mancınık ilk kez Müslümanlara karşı kullanıldı ve Mekke maalesef büyük bir zarar gördü. Bilhassa Kabe büyük bir zarar görmüş idi.
Ve yine Medine'nin yağmalanmasında da bir Yezid'in emri ve talimatı olduğunu biliyoruz. Peki Emevi devletinde halifelik görevinden kendi iradesiyle feragat edip yöneticilik görevinden çekilen halife aşağıdakilerden hangisidir? Emeviler döneminde değerli arkadaşlar ve Emeviler halifelerinden kendi isteğiyle ben bu işi yapamam diyen Yezid'in oğlu yani Muaviye bin Yezid. Sebep diyor ki babamın pisliğini ben temizleyemem. Babam İslam dünyasını ikiye böldü. Peygamber torununu şehir etti. Dolayısıyla babamın bu yüz karasını ya da babamın bu utanç verici faaliyetlerini ben temizleyemem. O yüzden ben böyle bir yönetime ne talibim ne de böyle bir devlet yönetim anlayışına sıcak bakıyorum. O yüzden ben bu yönetimden, bu idarilik hakkımda feragat ediyorum. Kim yönetici olacaksa buyursun olsun. Ve Emeviler döneminde ya da Emeviler devletinde kendi isteğiyle halifelikten feragat eden tek kişi Muaviye bin Yezid'dir. Hazreti Ömer döneminde Bağdat, Bustat, Basra, Samarra, Kufe ve Buhara şehirlerinden hangileri kurulmuştur? Bağdat kim zamanında kurulmuştur? Bağdat Abbasi halifelerinden Mansur döneminde kurulmuştur. Peki Bustat Hazreti Ömer döneminde kurulmuştu. Tamam. Basra Hazreti Ömer döneminde kurulmuştu. Samarra Abbasiler döneminde Mutasım tarafından kurulmuştu. Kufe değerli arkadaşlar yine Hazreti Ömer döneminde kurulmuştu. Buhara zaten daha önce var olan bir şehir. Şimdi hangileri Hazreti Ömer döneminde kurulmuştu? Fustat, Basra ve Kufe yani 2, 3 ve 4. Cevabımız 2, 3 ve 4 nerede var? A şıkkı. Cevabımız A şıkkı arkadaşlar. Evet, bu arada mesajlara da bakayım. Peki, devam edelim. Diyor ki, İslam topraklarında yaşayan gayrimüslimlerden alınan cizye, haraç, öşür ve diğer bazı gelirlerin tümü aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirilmiştir? Peki, değerli arkadaşlar, şöyle söyleyelim biz bu soruyu biraz açalım. Hatta ekleme yapalım buraya. Çünkü önemli bir sorudur. Gayrimüslimlerden alınan en azından İslam topraklarında daha doğrusu şöyle söyleyeyim. İslam'ın ilk dönemleri değil. İslam'ın ilk dönemlerinde alınan vergilere baktığımızda gayrimüslimlerden alınan 3 tane vergi var. Gayrimüslimden alınan 3 vergi. Bunlar sınavda çıkabilir arkadaşlar. Bir, haraç vergisi. Peki. İki, değerli arkadaşlar, biz ne diyoruz? Uşur vergisi. Üç, cizye vergisi. Şimdi bu üçü gayrimüslimlerden alınan vergilerdir. Şimdi biz bunları açalım. Haraç vergisi neydi? Toprak vergisi. Sen toprağı işletiyorsun, bana bu topraktan elde ettiğin karın vergisini ödeyeceksin. Peki uşur vergisi nedir? Ticaret vergisi. Dikkatinizi çekerim. Bu bizdeki öşür vergisi değildir. Buna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Bizdeki öşür vergisi toprak zekatı yani toprakta alınan onda bir vergiye şey zekata biz öşür diyoruz. Yani bizdeki öşür ile gayrimüslimlerdeki uşur aynı şey değildir. Birisi aşer, birisi değerli arkadaşlar uşur. Elifle. Şimdi uşur vergisi İslam topraklarında ticaret yapıp ve bu ticaretten elde ettiği gelirin vergisini ödeyecek.
Biz buna da uşur vergisi diyoruz. Cizye vergisi ise değerli arkadaşlar, biz buna ne diyoruz? Baş ve baş vergisi ya kısacası ya da şöyle derim kısacası can ve mal güvenliği vergisi. Peki biz bu üç verginin tamamına ne diyoruz? Üç verginin tamamına fey gelirleri diyoruz. Fey gelirleri diyoruz arkadaşlar. Humus'a baktığımızda burada alınan zaten Osmanlı döneminde alınan küçük baş vergisidir. Humus vergi dikkatinizi çekebilir. Humus 1/5 oranı Bedir Savaşı'ndan sonra biliyorsunuz ki Enfal suresi nazil oldu. Yes'elûneke anil enfal. Sana ganimetin nasıl takdim edileceğini sorular. De ki bunun 1/5 Allah ve Resulü'ne işte Allah yolunda şu kısımlara aittir. 1/5 kısmı biz humus vergisi diyoruz. İslam kültür kaynak İslam kaynaklarında şu söyleniyor. Humus vergisi devlet eliyle ilk kez Kaynukoğulları gazvesinde gerçekleştirilmiş ya da uygulanmıştır. Ama Batn-ı Nahle olayında yani Abdullah bin Caş kumandasında yapılan Bedir Savaşı'ndan hemen önce yapılan Batn-ı Nahle olayında da Abdullah bin Caş zaten vergiyi o geliri 1/5 oranına Hazreti Peygamber'e getiriyordu. Hazreti Peygamber de kabul etmiyordu. Çünkü haram aylarda savaşılmış o tartışma vardı. Allah Teala da işte sana haram ayda savaşmayı soruyorlar. De ki işte Mekkeliler sizleri topraklarından, yurtlarından, mescitten, Kabe'den alıkoydular. Bu daha büyük bir günahtır. Gelip şimdi haram aylardan mı bahsediyorlar? Onun günahından mı bahsediyorlar diye Cenab-ı Allah Abdullah bin Cahş'ın yaptığını tasvip ediyordu. Yani onu eleştirmiyordu. Dolayısıyla o ayet nazil olunca Hazreti Peygamber daha önce kendisine takdim edilen ama almadığı geliri tekrar alıyordu. Ve biz yani şunu söylemek istiyorum. Bedir Savaşı'ndan önce humus vergisi ya da humus taksimi 1/5 oranı zaten Batn-ı Nahle olayında uygulanmıştı. Ama devlet eliyle ilk kez ne zaman uygulandı? Kaynukoğulları gazvesinde uygulanmış idi. Cevabımız da arkadaşlar zaten bize demiş ki bu gelirlerin tümüne biz ne diyoruz? Fey gelirleri diyoruz. Cevabımız C şıkkı. Peki devam edelim. Müslümanlar her türlü küfür, şirk ve ilhada karşı Allah'ın varlığını, birliğini ve İslam'ın yüceliğini savunmak için bütün gayretleriyle mücadele etmişlerdi. Bu mücadele sürecinde bazen askeri harekatlar gerçekleşmiş, olumlu bir sonucun alınması için de planlı ordugah şehirleri kurulmuştur. Aşağıdaki şehirlerden hangisinin bu amaçla kurulduğu söylenemez. Şimdi Kufe, Fustat ve Bağdat şehirlerinin Hazreti Ömer döneminde değerli arkadaşlar ordugah amacıyla kurulduğunu biraz önceki soruda açıklamıştık. Ve Muaviye döneminde Kayrevan şehrinin de ordugah amacıyla kurulduğunu ifade etmiştik. Peki ordugah amacıyla başka kurulan şehirler var mı? Evet. Abdülmelik bin Mervan döneminde Vasit şehri ordugah amacıyla kurulmuştu. Mutasım döneminde Samarra şehri ordugah amacıyla kurulmuş ve tamamen Türklere taksim edilmişti. Peki Bağdat şehri arkadaşlar? Bağdat şehri Abbasi halifelerinden Mansur tarafından kuruldu ama ordugah amacıyla kurulmamıştı. İdari, siyasi ve kültür amacıyla kurulmuştu. Ki biz zaten Beytül Hikme'nin Bağdat'ta olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla Bağdat şehri idari, kültür ve siyasi amaçla kurulmuştu. Ordugah amacıyla kurulmamış idi. Cevabımız C şıkkı arkadaşlar. Peki biraz mesajlara bakalım. Fey savaşsız anlam ver. Fey vergilerin gelirlerin tamamına denir hocam. Peki.
Devam edelim. Kerbela vakasının baş sorumlusu Hazreti Hüseyin'i ve birçok daha ve daha birçok Müslümanı şehit eden Kufe ve Basra valisi aşağıdakilerden hangisidir? Yani Kerbela olayının baş sorumlusunu soruyor arkadaşlar. Ubeydullah bin Ziyad. Şimdi burada ben size küçük bir not aktaracağım. Bu not önemlidir. Ders döneminde dersime katılanlara da ben söylemiştim. Emeviler döneminde arkadaşlar önemli valiler var. 4 tane. Bakalım kimler hatırlayacak. 1. Evet, hadi bakalım ders dönemine katılanlar. 1. Ders döneminde benim derslere katılan öğrenciler, Emeviler döneminde 4 tane önemli valiyi ifade etmiştim ve muhakkak soru olarak karşınıza çıkar demiştim. Yok mu arkadaşlar? Peki. 52 bir iki kişi cevap verecek. Muaviye döneminde arkadaşlar bilhassa kim var? Ziyad bin Ebi. Bu bir. Ziyad bin Ebi çok önemli birisi. Ubeydullah bin Ziyad onun oğlu zaten. Ubeydullah bin Ziyad. Peki. Yezid dönemine de geleceğiz arkadaşlar. Zaten Ubeydullah bin Ziyad. Haccac bin Yusuf. Bir de Endülüs Emevilerin Fatihi kim? Tarık bin Ziyad. Bu 4 vali çok önemlidir. Ben size derste şunu söylemiştim. Vezirlik makamı sistematik ve resmi olarak Abbasiler döneminde ortaya çıktı. Ama Emeviler dönemindeki 4 tane önemli valiler vardır ki aslında bu valilere hükmen vezirlik görevi verilmiş idi demiştir. Yani vezirlik görevi ünvan olarak Abbasilerde var. Ama işlevsel olarak Emeviler döneminde vardı zaten. Ve vali vezir kadar önemli olan 4 tane önemli vali var. Ziyad bin Ebi, Ubeydullah bin Ziyad, Haccac bin Yusuf, Tarık bin Ziyad. Hele Tarık bin Ziyad zaten Endülüs Emevilerin Fatihi. Onu hiç unutmamak lazım. Yine Muaviye döneminde Muaviye en çok destek veren ve harici isyanlarının bastırılmasında ciddi anlamda değerli arkadaşlar ciddi anlamda etkisi olan Ziyad bin Ebi. Yezid de zaten babasının yolundan gidiyor. Diyor ki Ziyad çok önemli bir valiydi. Onun oğlu da onun gibi olmalı ki ben de onun oğlunu yani Ubeydullah'ı ben vali olarak tayin edeyim ve Ubeydullah zaten Hazreti Hüseyin'in bile gözünün yaşına bakmadı. Abdülmelik bin Mervan Emevi Devleti'nin en parlak dönemi peki Abdülmelik bin Mervan döneminde bu kadar Abdülmelik'in önemli konuma gelmesini sağlayan kimdir? Haccac bin Yusuf'tur arkadaşlar. Bir de Emevilerin son dönemine baktığımızda Tarık bin Ziyad vardır ki o da zaten Endülüs Emevilerin Fatihi diyoruz. Bu 4 şahsı hiçbir şekilde unutmuyoruz. Karşınıza çıkar değerli arkadaşlar. Bilginiz olsun. Peki cevabımız ne? Kerbela vakasının sorumlusu ve Yezid dönemindeki vali Ubeydullah bin Ziyad. Cevabımız D şıkkı. Devam edelim arkadaşlar. Süre ne çabuk geçmiş ya. İslam tarihinde devleti yönetecek kişi ve yöneticiyi belirleme usulü büyük bir önem kazanmıştır. Yöneticide ehliyet, liyakat, şecaat, ilim ve adalet gibi vasıfların aranmasıyla birlikte yöneticinin nasıl ve kim tarafından seçileceği meselesi de kayda değer bir konu olmuştur. İslam devletlerinde yöneticiyi belirleme şekillerinden en çok dikkat çeken ise veliahtlık sistemi olmuştur. Halife ve hükümdarın kendisinden sonra tahta geçmek üzere belirledikleri kişiyi seçme şekli olan veliahtlık, İslam tarihinde ilk kez Emevi halifelerinden Muaviye bin Ebu Süfyan tarafından uygulanmıştır.
Muaviye kendisinden sonra oğlu Yezid'in halife olacağını belirlemiş ve bu sistemin meşru olduğunu da bazı karinelerle açıklamıştır. Aşağıdakilerden hangisi söz konusu karinelerden biri değildir? Diyor ki yani Muaviye veliahtlık sisteminin İslam dünyasında meşru olduğunu savundu. Meşru olduğunu savunmak için de bir takım deliller öne sürdü. Hangisi Muaviye'nin öne sürdüğü delillerden biri değildir? Bu sefer el şıkkından doğru gidelim. Halifenin ümmetin iyiliği için tasarrufta bulunma yetkisinin olması. Evet, ben diyor ümmetin bak benden önce bir Ali ve Osman dönemi vardı. Ülkede iç savaş vardı, iç çatışma vardı, ümmet ikiye bölündü. Benden sonra ümmet ikiye bölünmesin diye, devlet ikiye bölünmesin diye şimdiden yöneticiyi belirliyor. Benim böyle bir tasarruf yani halife olarak, yönetici olarak benim böyle bir tasarrufta bulunma hakkım vardır. Bu delili öne sürüyor. Bu bir. İkincisi, yönetici kendisinden sonra oğlunu tayin edemez diye ne Kur'an'da ne de sünnette bir delil yoktur. Yani beni bundan engelleyecek, men edecek bir nas, bir ayet, bir hadis yoktur. Üçüncüsü, Hazreti Ömer halifenin seçilmesi için, kendisinden sonra halifenin seçilmesi için şura heyeti kurmadığını, evet, Hazreti Ömer'in şura heyeti kurması ile benim kendimden sonra birini belirlemem arasında hiçbir fark yoktur. Bu delili de öne sürdü. Yine Hazreti Ebu Bekir'in kendisinden sonra Hazreti Ömer'i tavsiye etmesi. Hazreti Ebu Bekir kendisinden sonra ümmete dedi ki benden sonra bu yöneticilik işine en layık olan Hazreti Ömer'dir. Ben de kendinden sonra yöneticilik işine en layık olanın oğlum olduğunu söylüyorum. Bunun arasında bir fark yok ki. O zaman niçin Hazreti Ebu Bekir'e itiraz etmediğinizde bana itiraz ediyorsunuz? Dolayısıyla bu delili de öne sürdü. Bazı peygamberler arasında peygamberliğin babadan oğula geçmesi. Bu bir delil olamaz arkadaşlar. Çünkü yönetici seçilir ya da belirlenir ama peygamberi halk tarafından bizzat Allah tercih eder, Allah seçer. Dolayısıyla Allah'ın işini getirip umumun işine karıştırmak pek makul bir delil olmaz. O yüzden Muaviye'nin öne sürdüğü deliller arasında da A şıkkı yoktur. Cevabımız A şıkkı arkadaşlar. Kerbela olayı İslam tarihinde hafızalarımızda ve hatıralarımızda derin bir hüzün ile yer almıştır. Zira bu elim olayda Hazreti Ali ve Hazreti Fatıma'nın gözünün nuru olan Hazreti Hüseyin ile 70 Müslüman şehit edilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi Kerbela vakasının sonuçlarından değildir? Kerbela olayının sonuçları bizim için önemlidir arkadaşlar. A şıkkı, İslam dünyası ikiye bölünmüştür. Evet, nereden biliyoruz? Çünkü bundan sonra artık Hazreti Hüseyin'in şehit edilmesinden sonra İslam dünyası ne Abbasiler döneminde ne de Emeviler döneminde bir daha bir araya gelmiş. Sürekli isyan, Ehli Beyt diğerleri ikiye bölündü. Şia'nın oluşum ve gelişimine zemin hazırlamış. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Şia'nın Kerbela olayı Şia'nın siyasi kimlik kazanmasına sebep olmuş. Bu çok önemli bir cümle. Kerbela olayı Şia'nın siyasi kimlik kazanmasına sebep olmuştur. Peki C şıkkı Ehl-i Beyt uzun bir süre siyasetten uzak durmuştur. Evet değerli arkadaşlar çünkü Hazreti Hüseyin gibi birini feda ettiler. Bu anlamda Ehl-i Beyt uzun bir süre siyasetten uzak kaldılar ya da isyanlara gizliden destek verdiler. Öyle aleni bir şekilde isyanlarda ya da siyasette olduğunu görmüyoruz. Hatta Abdullah bin Zübeyr isyan ederken bile Ehl-i Beyt adına ilk önce isyan edecekti. Dediler ki bak bizim adımıza isyan ediyorsun. Ve bizim zaten bundan gönlümüz. Sen isyan edersen biz sana Zübeyr'in oğlusun destek veririz. Ama bizim adımıza isyan ettiğini söyle. Peki E şıkkına bakalım. Emevilere karşı çeşitli isyanlar düzenlenmiştir. Evet. Bu bilhassa mevali isyanları, harici isyanları, ehli beyt isyanları gerçekleşmiştir. Ve Emevilerde de en çok Emevileri yıpratan Abdullah bin Zübeyr'in isyan etmesine sebep olmuştur. D şıkkına baktığımızda Yezid bin Muaviye'nin halifeliği bu olaydan sonra herkes tarafından meşru görülmüştür. Hayır. Aksine artık Yezid lanetli ve gayrimeşru bir halife olarak kabul görmüştür. Cevabımız D şıkkı arkadaşlar. Muaviye bin Ebu Süfyan kendisinden sonra oğlu Yezid'i veliaht tayin ettikten sonra
toplumda büyük bir kaos başlamış ve Yezid'in halifeliğine karşı çıkılmıştı. Bu bağlamda Abdullah bin Ömer, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zübeyr, hatta Hazreti Ebu Bekir'in oğlu Hazreti Hüseyin gibi şahıslar Yezid'in halifeliğini tanımamış, çıkan isyanlara da destek vermişler. Muaviye ise söz konusu baskı ve isyanlara karşı Yezid'in halifeliğini meşru göstermek ve Yezid'i eleştirilerden uzak tutmak için bir takım adımlar atmıştır. Aşağıdakilerden hangisi söz konusu adımlardan biri değildir? Yani Muaviye Yezid'i meşru göstermek ve eleştirilerden uzak tutmak için aşağıdakilerden hangisini yapmamıştır? Yezid'e biat için bir kamuoyu oluşturması. Evet, kamuoyu oluşturuyor. Ve hani önemli şahıslar, toplumda söz sahibi olan şahısları saraya davet ediyor. Diyor ki benim oğlumun halifeliğini meşru göstermeye çalış. Kamuoyu oluşturdu. Yezid'i hac emiri olarak görevlendirmiş. Evet, Yezid'i hac emiri olarak görevlendirdi ki dini ve kutsal bir görevle, işte Yezid öyle bir görevin başına geldi. Ya işte biz severim, yani o kadar önemli bir dini göreve geldiyse çok da hor görmemek lazım gibi bir izlenim oluşturmak istedi. Cuma hutbelerini Yezid adına okutması, hayır arkadaşlar öyle bir şey yok. Ya zaten meşru halife Muaviye iken Yezid adına cuma hutbelerini okutması öyle bir durum söz konusu değil. Zaten cuma hutbelerinin halifeler adına okutması sonraki dönemlerde arkadaşlar. Yezid'i İstanbul kuşatmasına göndermesi. Evet, iki sefer Muaviye döneminde, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, Emeviler döneminde iki sefer İstanbul kuşatması gerçekleşmiştir. Bunların biri de arkadaşlar Muaviye döneminde gerçekleşmiştir ve Muaviye İstanbul kuşatmasına Yezid'i gönderiyor. Hatta bu orduda Eyyub el Ensari Hazretleri var. Eyyub el Ensari Hazretleri o İstanbul'da şehit oluyor. Muaviye de diyor ki bak benim oğlum bu uğurda İstanbul Bizans'ın merkezine gitti. Yani önemli bir görevi, önemli bir cihat görevini yerine getirmek üzere gitti. O yüzden kötü birisi değil. Sizin eleştirdiğiniz kadar kötü birisi değil. Dolayısıyla burada da yine Yezid'i sevdirme politikası söz konusu. Peki Bizans'a karşı seferlerde Yezid'i kumandan tayin etmesi, evet. Şunu düşünüyor. Yezid gözümüzün önünde olsa ya da toplumun gözünün önünde olsa Yezid'in zaten gayri meşru hayatı ya da saçma sapan ergence hayatı, çünkü yaşça da küçüktü, toplumun gözüne batıyor. Ben Yezid'i kumandan olarak ordunun başına gönderirsem, Yezid de gözler önünde bulunmazsa tamam, eleştirilerden biraz daha uzak kalmış olur. Demek ki A, B, D ve E şıkları Muaviye'nin uyguladığı politikalardandır, ama cuma hutbelerini Yezid adına okutması gibi bir uygulama ya da adım söz konusu değildir. Emevi iktidarına karşı yapılan isyanlardan, Emevi tarihinde en uzun süren ve Emevileri en çok sarsan, Mekke'de başlatılıp 10 yıl devam eden, Kabe'nin mancınıklarla tahrip edilmesine sebep olan Abdülmelik bin Mervan'ın halifeliği döneminde Haccac bin Yusuf tarafından bastırılan isyan kimin isyanıdır? Zübeyir'in oğlu Abdullah bin Zübeyir. Arkadaşlar ders döneminde söylemiştim ama yine ben size küçük bir anekdot aktarayım. Abdullah bin Zübeyir'in derdi ne? Bu Zübeyir bin Avvam'ın oğlu Abdullah arkadaşlar. Hatırlarsanız Talha bin Ubeydullah ile Zübeyir bin Avvam ne zaman şehit oldular? Cemel Savaşı'nda. Yani Hazreti Ali ve Hazreti Ayşe arasında gerçekleşen savaşlar. Peki ben Cemel Savaşı'nı size aktarırken ne demiştim? Demiştim ki yani Hazreti Osman'ın kan hakkını talep edecek olan Muaviye iken Hazreti Ayşe, Talha bin Ubeydullah ve Zübeyir'e ne oldu da onlar Hazreti Ali'nin yakasından tuttular? Cevap, Muaviye'nin aldanışlarına kapıldılar. Muaviye'nin tuzaklarına kapıldılar. Ha. Zübeyir diyor ki benim babamın o Cemel Savaşı'nda öldürülmesinin ana sebebi kimdir? Muaviye'dir. Muaviye'nin kurduğu bu devlete ben karşı çıkarım arkadaş. Onlar benim babamı yok ettiler. Ben de bu devleti yok ederim. O yüzden Abdullah bin Zübeyir fesh etmemiştir ve Emeviler döneminde en çok, en uzun süren, Emevileri en çok uğraştıran, en çok yıpratan ve Emeviler döneminde Abdülmelik bin Mervan, Yezid'den Abdülmelik bin Mervan dönemine kadar ikili yönetimi sürdüren Abdullah bin Zübeyir olmuştur. Hatıranızda kalsın.
Peki. Ara yok hocam. Direkt bitireceğiz. 13 soru kaldı. Siz de 1,5 saat katlanırsınız artık. Peki, devam edelim. İktidarına karşı yapılan isyanlarda Hişam bin Abdülmelik döneminde gerçekleşen Ehli Beyt'in imamet hakkı düşüncesi ve faziletiyle başlatılan, bu cümle çok önemli, Abbasi Devleti'nin oluşmasına zemin hazırlayan, bakın bu cümle çok önemli, Abbasi Devleti'nin oluşmasının temellerini atan Ebu Hanife, Hasan Basri gibi şahıslar tarafından da desteklenen isyanı hangisidir arkadaşlar? Zeyd bin Ali isyanıdır. Hazreti Ali'nin torunu arkadaşlar. Ve temel slogan da şu zaten. Er-Rıza min Ali Muhammed diyorlar. Yani hidayet, meşru devlet ancak Ehl-i Beyt ile mümkündür diyorlar. Ve Zeyd bin Ali isyanı diyoruz. Hişam bin Abdülmelik döneminde başlıyor. Abbasi Devleti'nin oluşmasının temellerini atıyor. Ve en önemlisi yine Ebu Hanife, Hasan Basri gibi alimler tarafından da destekleniyor arkadaşlar. Bu Zeyd bin Ali isyanıdır. Daha önce Muhammed Ennefsü Zekiye isyanı sorulmuştu. Artık bunda da Zeyd bin Ali isyanı sorulabilir. Peki devam edelim. Aşağıdaki faaliyetlerden hangisi Abdülmelik bin Mervan döneminde gerçekleşmemiştir? Bak, Muaviye dönemi önemli. Abdülmelik bin Mervan önemli. Muaviye Emevilerin kurucusu, Abdülmelik ikinci kurucusu. Muaviye Emevi devletinin temelini oluşturdu. Abdülmelik zirveye çıkardı. Muaviye'nin politikası Abdülmelik bin Mervan'ın politikası Muaviye'nin politikasının aynısıdır arkadaşlar. Nereden biliyoruz? Şuradan biliyoruz. Değerli arkadaşlar, Muaviye kendisinden sonra kimi veliaht tayin etti? Yezid'i. Peki. Abdülmelik. Değerli arkadaşlar, Hişam bin Abdülmelik. Bitti zaten. Abdülmelik'ten sonra çok önemli birisi. Bu bir. İkincisi, Muaviye hangi ordugah şehrini kurmuştu? Kayravan. Abdülmelik Vasi. En çok isyanlar hangi dönemde bastırıldı? Muaviye. Sonra Abdülmelik bin Mervan. Dolayısıyla politikalar aynı. Ve Muaviye'nin valisiyle Abdülmelik'in valisinin bakış açıları da aynı. Zihin dünyaları da aynı. O yüzden Abdülmelik ikinci Muaviye'dir diyebiliriz. Ama aması var. Muaviye Abdülmelik'in yanında yumuşak kuyruğu olarak kalmıştır. Yani Muaviye Ahzam demişler ama Abdülmelik'i Ahkam demişler. Hükmeden yani istediğini alabilen birisi. Şimdi Abdülmelik bin Mervan döneminde gerçekleşmemiş o şeye bakalım. Tarihindeki ilk İslami altın gümüş parasının bastırılması. Peki İslam tarihinde ilk para kimin döneminde kuruldu ya da bastırıldı? Hazreti Ömer döneminde. Peki. Hazreti Ömer döneminde ilk İslam parası bastırıldı. Abdülmelik bin Mervan dönemindeki bastırılan paranın önemi ne o zaman? Altın ve gümüş olmasını? Hayır. Abdülmelik bin Mervan döneminde bastırılan paranın Hazreti Ömer döneminde bastırılan paradan temel farkı Hazreti Ömer'inki sadece İslam dünyasında geçerli. Abdülmelik bin Mervan'ın bastırdığı para uluslararası. Yani diğer ülkelerde de geçer. Abdülmelik'in yaptığı bir para reformudur. O yüzden ilk İslami altın gümüş parası yani ilk İslami para diyoruz. Yoksa normalde ilk parayı bastıran Hazreti Ömer'dir. Ama Abdülmelik'in artık uluslararası geçerli olduğu için bu bizim için önemlidir. Peki doğru. Arapçanın resmi dil ilan edilmesi. Arapçanın daha doğrusu milletin Araplaştırılması ya da Arap ırkçılığının sistemleştirilmesi. Bunlar ya da şöyle söyleyelim. Arapçanın resmi dil ilan edilmesi sebebiyle kayıtların, vergilerin Arapça yazılması, arazi vergi defterlerinin tekrar Arapça olarak güncellenmesi.
Bunlar hepsi yine Abdülmelik döneminde gerçekleşmiştir. Haciplik müessesinin kurulması, evet. Haciplik ne demek? Şimdi Abdülmelik mantığını anlayalım. Ezbere gitmeyelim. Abdülmelik şunu söylüyor. Ben bu devletin yöneticisi miyim? Evet. Bu devletin en parlak dönemini yaşatan kişi miyim? Evet. Ben ikinci kurucu sayılıyor muyum? Evet. Bana ikinci Muaviye diyorlar mı? Evet. Bana ahkam diyorlar mı? Evet. O zaman millet öyle istediği gibi, kafasını estiği gibi gelip benimle görüşemez arkadaşlar. Benim bir hükümranlığım var, bir saltanatım var. Öyle herkes kafasını estiği gibi gelip benimle görüşemez. O zaman ne olacak? Önemli birisi olduğumu halka da hissettirmem gerekiyor. Peki baba ne yapacağız? Halk ile benim aramda randevu görevini ya da görüşme işlevini yürütebilecek bir müessese kurmam lazım. Biz bu müesseseye de haciplik müessesesi diyoruz. Yani halk direkt tık 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 Abdülmelik Bey, Sayın Halifem şöyle bir sorunuz var diyemiyor. İlk önce randevu alıyor. Hacip ile görüşüyor. Sorun önemliyse, halifeye bildirilmesi gereken bir görev ise tamam diyorlar ki sen artık biz sen git git biz senin işinle ilgileniriz. Abdülmelik'e diyorlar. Şöyle şöyle bir sorunumuz var ülkede ya da şu şahsın şöyle bir sorunu var. İşte bu sebepten haciplik müessesesi konusu. Kubbetü Sahra arkadaşlar. Kudüs'te Kubbetü Sahra'nın inşa edilmesi. Evet. Kubbetü Sahra'nın inşa edilmesi de yine Abdülmelik bin Mervan döneminde gerçekleşen faaliyettir. Peki Samarra Ordugah şehrinin kurulması o Abbasiler döneminde Muhtasım döneminde gerçekleşen bir durum. Dolayısıyla Abdülmelik bin Mervan döneminde kurulan Vasıt şehridir. Samarra Ordugah şehri değildir. Cevabımız E şıkkı. Peki Abdülmelik bin Mervan İslam tarihinde ilk altın parayı bastıran kişidir. O 5 aşamada paraların İslami bir şekil alması için gayret göstermiş ve nihayetinde Bizans'ın paraları tedavülden kaldırılmıştır. Abdülmelik bin Mervan'ın para reformu, vergilerin düzenli bir şekilde tahk edilmesi, İslam ülkesinde ekonomik bağımsızlığın ve birliğin temin edilmesi, yeni bir arazi tahriri yapılması, vergi kayıtlarının Arapçalaştırılması, Bizans'ın ekonomik hegemonyasının yıkılması gibi etkenlerden hangilerine katkıda bulunduğu söylenebilir? Hepsi arkadaşlar. Burada gerçi maddeler yazılmamış. Herhalde sistemsel bir sorun var artık ya da ben mi eklemiyorum bilmiyorum. Hepsini de Abdülmelik bin Mervan'ın gerçekleştirdiği para reformu. Açalım arkadaşlar. Vergiler düzenli bir şekilde tahrir edildi. Artık şimdi resmi dil Arapça olunca ve artık bizim uluslararası geçerli bir İslam parası olunca ne oldu? Sen artık vergiyi kendi paranla değil benim paramla verdiğine göre ben vergileri artık düzenli bir şekilde kayıt altına alacağım. Peki yine İslam ülkesinde uluslararası geçerli bir para olduğu için ekonomik bağımsızlık demek ve bu aynı zamanda Bizans'ın ekonomik hegemonyasının yıkılması demek. Yeni arazi tahriri daha önce diyelim ki Bizans toprakları ele geçirildi. Oradaki yapılan toprak antlaşmaları arazi kayıtları onların dilleriyle yapılıyordu ama Arapça resmi dil ve siz o arazinin vergisini vereceksiniz para olarak. Madem para olarak vereceksiniz benim paramla vereceksiniz o zaman biz arazi kayıtlarını da yenileyeceğiz. Vergi kayıtları da tabii ki bilhassa tekrar Arapçalaştırıldı. Endülüs Emevi Devleti aşağıdaki dönemlerden hangisiyle yönetilmemiştir? Benim beklediğim sorulardan biri de bu arkadaşlar. Geçen sene Endülüs Emevi Devleti ile ilgili Muluk-u Tavaif dönemi sorulmuştu. Ama bu genel olarak sorulabilir. Endülüs Emevi Devleti aşağıdaki dönemlerin hangisiyle yönetilmemiştir? Şimdi arkadaşlar, valiler dönemi 22 vali ve 21 yıl boyunca henüz Emevi Devleti'nde, Endülüs Emevi Devleti'nde halifelik makamı başlamadan önce valilerle yönetilmiştir. Emevilerin son yıkılış ama Endülüs Emevilerin de kuruluş dönemi. Yani Tarık bin Ziyad ile başlayıp ta halifelik dönemi başlayıncaya kadar öyle diyelim. O süreçte ya da işte 1. Abdurrahman dönemi başlayıncaya kadar desek yeridir. O dönemde valiler dönemi ile yönetilmiştir. Peki Muluk-u Taif dönemi dediğimiz evet Emeviler yıkıldıktan sonra Endülüs Emevi yıkıldıktan sonra küçük devletçikler çıktı. Biz bu küçük devletçiklere Muluk-u Tavaif diyoruz. Bir 60 yıl falan Muluk-u Tavaif ile yönetildiler.
Murabıtlar dönemi, hemen kuzey bölgesinde murabıtlar dediğimiz bir şeyler var. Muluk-u Tavaif yıkılmaya yüz tutunca hemen murabıtlardan yardım istediler. Murabıtlar dönemiyle yönettiler bir 30 yıl falan. Sonra Muvahhidler dönemi var. Bilhassa İbni Hazm'ın içinde olduğu ya da Gazali'nin çok benimsenip sevildiği dönem, Muvahhidler Devleti, Muvahhidler Dönemi, Endülüs Emevi Devleti bir sürede onlarla varlığını devam ettirdiler. Bir de şey emirlik dönemi falan var arkadaşlar. Halifelik ve emirlik dönemi var. Altı dönem yani valiler dönemi, emirler dönemi, halifelik dönemi, Muluk-u Tavaif dönemi, murabıtlar dönemi ve muvahhidler dönemi. Peki Emirül Umera dönemi hariç. Emirül Umera dönemi Abbasilerde olan bir dönemdir. Emevilerde olan bir dönem değil. Emirlik dönemi ile Emirül Umera dönemini karıştırmamak gerekir değerli arkadaşlar. Cevabımız E şıkkı. Emevi iktidarı uyguladığı ırkçılık politikasıyla yeni Müslüman olanları fakir ve köle konumunda görüp haksız yere fazladan vergi almıştır. Bu sebepten Emevi iktidarına karşı birçok isyan düzenlenmiştir. Aşağıdaki isyanlardan hangisinin bu amaçla gerçekleştiği söylenemez. Yani diyor ki Emevilere karşı mevali isyanları gerçekleşmiştir. Aşağıdakilerden hangisi Emeviler iktidarına karşı gerçekleşen mevali isyanlarından biri değildir? Berberi isyanı evet. Kıpti isyanı evet. Bilhassa mevali isyanları evet. Haris bin Süreyc isyanı evet. Bunlar hem ötekileştirme hem haksız vergi verme hem ırkçılık yapma gibi sebeplerden dolayı bu isyanlar gerçekleşmiş. Ama Zenç isyanı arkadaşlar ya da Zencilerin isyanı Abbasiler döneminde gerçekleşen bir isyandır. Emeviler döneminde gerçekleşen bir isyan değildir. Dikkat etmekte fayda var. Evet diyor ki değerli arkadaşlar Abbasilerde Bağbek ve Zut isyanlarını bastıran, Samarra şehrini kuran, ilk kez Türklerin desteği ve baskısı ile halife olan devletin yükseliş döneminin son halifesi olan kişi aşağıdakilerden hangisi? Demek ki Samarra, Bağbek isyanı Abbasilerde önemlidir zaten. Çok önemli iki isyan var. Zenc isyanı, üç isyan. Zenc isyanı, Muhammed Nefsu Zekiye isyanı, bir de Bağbek isyanı arkadaşlar. Şimdi Bağbek isyanı bastırılmış. Samarra şehri Türkler için kurulmuş. İlk kez Türkler bir kişiyi halife olarak makama getiriyorlar değerli arkadaşlar. Yani bu da şu demektir. Türkler demek ki yönetimde artık söz sahibidirler. Ve Abbasi Devleti'nin yükseliş döneminin son halifesidir. Kim bu? Mutasım arkadaşlar. Cevabımız Adana. Burada 35 mesaj birikti. Hemen göz atayım. Nefsü Zekiye isyanı hocam. Muhammed Nefsü Zekiye Ehl-i Beyt'ten birisidir. Kendisi hilafet hakkının Ehl-i Beyt'e ait olduğunu söylüyor. Abbasiler bizim adımızda Ehl-i Beyt'e başladılar isyana başladılar. Dediler ki bak imamet hakkı Ehl-i Beyt'indir. Hidayet ancak Ehl-i Beyt ile mümkün olur dediler. İhtilali başlattılar. Bizi kullandılar ama devleti kurunca Ehl-i Beyt'e baskı yaptı. Dolayısıyla hak bizim hakkımızdır. Bu aynı zamanda Muhammed Nefsü Zeki isyanı Ehl-i Beyt adına gerçekleşmiş. Abbasiler döneminde gerçekleşmiş. Yine Ebu Hanife gibi hatta Maliki alimleri tarafından falan desteklenmiş bir isyandır. Devam edelim arkadaşlar. Göktürklerin yıkılmasından sonra henüz birliğini kuramamış olan Türkler, Çin kuvvetleriyle tek başına mücadele edemeyeceklerini anlayınca ilk Abbasi halifesi Ebu'l-Abbas Es-Saffah'tan yardım istemişlerdi. Yapılan yardım sonucunda 751 tarihinde Talas Savaşı gerçekleşmiş ve düşman bozguna uğratılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi Talas Savaşı'nın sonuçlarından değildir? Bunu tarih dersinden de bilmeniz gerekiyor ama biz İslam tarihi bakış açısıyla soruyu çözeceğiz. Bölgenin hakimiyeti Müslümanların eline geçmiştir. Evet, çünkü artık Abbasiler zaten Müslüman Türklere yardım ediyorlar ve Talas dediğimiz o bölgeyi ele geçiriyorlar. Haliyle bu bölge Müslümanların hakimiyetine geçmiştir. Türkler kitleler halinde İslam'la tanışmış ve Müslüman olmuşlardır. Emeviler döneminde Türkler mevali konumunda oldukları için Ömer bin Abdülaziz dönemi hariç tek Müslüman oldukları söylenendi. Böyle tek nadir.
Ama Abbasiler döneminde bile grup grup gelip özellikle Talas Savaşı'ndan sonra Türkler İslam'la tanışmış ve grup halinde gelip Müslüman olmuşlardır. Türkler Abbasilerin hizmetine girerek orduda önemli görevlere yükselmişlerdir. Evet, zaten Talas Savaşı'nda Türklerin o cengaverlik yönleri görülünce Abbasi halifeleri Türklere bilhassa şey yapmıştır. Askeri anlamda önemli görevler vermiştir ki Mutasim döneminde sadece Türklere özel Samarra şehri kuruluyor. Peki Çin'in Orta Asya'ya yönelik yayılma politikasının hızlanmasına sebep olmuştur. Aksine Çin'in Orta Asya'ya yönelik yayılma politikası engellenmiştir arkadaşlar. Çünkü artık Müslüman hakimiyeti, Müslüman engeli, Müslüman seti var orada. D şıkkı yanlıştır arkadaşlar. Çinlilerden ele geçirilen kağıt ilk kez İslam coğrafyasında üretilmeye başlamıştır. Bu da önemli bir sonuçtur. Zaten kağıt o zaman Çinlerde imalatı vardı. Çinlerden orası ele geçince Çinlerden kağıt ele geçildi. İslam coğrafyası artık imalatına başlandı. Abbasilerde İbn-i Fadlal'a Emsal-ül Arap'la İbn-i İshak'a Es-Siret-ül Nebevi'yi yazdıran hadis, tefsir, fıkıh gibi ilimlerin müstakil birer ilim olmasını sağlayan Yunanca, Kıptice, Sanskritçe ve Süryanice'den Arapça'ya eserler tercüme eden halife kimdir diyor arkadaşlar. Biz nereye bakacağız doğal olarak değerli arkadaşlar? Bağdat şehrini kim kurduysa, çünkü ilim, kültür, medeniyet. Bu üçü de ilim, kültür ve medeniyeti bize gösteriyor. Bağdat şehrini kim kurduysa ilim, kültür ve medeniyeti ondadır. Haliyle cevabımız B şıkkı Mansur. Memuna sizi götürmesin arkadaşlar. Abbasilerde tutuklanan siyasi suçlulara af çıkarıp müsaade edilen malları hak sahiplerine geri veren, devlet memurlarının da yargılanabileceği özel yetkili yüksek mahkemeler kuran, Divan-ı Zanadıkayı kuran, yani Zındıklar Divanı, Bermeki sülalesini devlet yönetiminde görevlendiren şahıs kimdir arkadaşlar? Mehdi'dir. Devlet memurlarının yargılanabilmesi için ilk kez yüksek mahkemeler kuran, Divan-ı Zanadıkayı kuran, değerli arkadaşlar yine Bermeki sülalesini devlet yönetimine getiren ve siyasi suçlara af çıkaran, genel af ilan eden Mehdi'dir diyoruz. Cevabımız C şıkkı. Hüseyin bin Ali isyanıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Hüseyin bin Ali Emevi dönemine gideceğiz arkadaşlar. Öyle mi yapacağız? Bakalım. Ne dersiniz? Peki, güzel. Medinelilerden destek almıştır. Evet. Ehl-i Beyt adına yapılmıştır. Evet. Halife Hadi'den bastırılmıştır. Evet. Emevi Hanedanı'na karşı yapılmıştır. İşte arkadaşlar Zeyd bin Ali ile Hüseyin bin Ali isyanını karıştırmıyoruz. Bak, Abdullah bin Zübeyr, Zeyd bin Ali isyanları Emevilerde, Muhammed bin Nefsü Zekiye ve Hüseyin bin Ali isyanları Abbasilerde. Unutmayın. Çünkü bu soru olarak gelebilir. Diyoruz ki Abdullah bin Zübeyr ile Zeyd bin Ali isyanları Emevilerde, Muhammed Nefsü Zekiye isyanı ile Hüseyin bin Ali isyanı Abbasilerde. Ve biz ne diyoruz o zaman? Şunu söylüyoruz. Dördü de Ehl-i Beyt adı altında gerçekleşen isyanlar. Peki ÖSYM'e şöyle bir soru sorabilir miyim? İmamet hakkının Ehl-i Beyt'e ait olduğuna dair birkaç cümle yazar. Sonra der ki, gerek Emevi gerek Abbasiler döneminde imametin Ehl-i Beyt hakkı olduğuna dair birçok isyan gerçekleştirilmiştir. Aşağıdaki isyanlardan hangisi Ehl-i Beyt adına gerçekleşmemiştir? A şıkkı Abdullah bin Zübeyr isyanı, B şıkkı Zeyd bin Ali isyanı, C şıkkı Hüseyin bin Ali isyanı, D şıkkı değerli arkadaşlar Muhammed Nefsü Zekiye isyanı, E şıkkına da de ki İbnül Eş'as isyanı verir. O yüzden bu dört isyanı iyi bileceksiniz. Bir yerde dört şık varsa biliniz ki ÖSYM bunu soru olarak sorma ihtimali yüksek. Emevi Hanedanı'na karşı değil, Abbasi Hanedanı'na karşı yapılmıştır. Cevabımız D şıkkı. Peki E şıkkını okuyalım.
Ehlibeyt mensuplarının ilk devleti olarak geçecek olan İdrisi hanedanının temelini atılmıştır. Demek ki Ehlibeyt mensuplarının ilk devleti hangi devletmiş? İdrisi devleti. Peki İdrisi devletinin zeminini hangi isyan oluşturmuştur? Hüseyin bin Ali isyanı. İşte bir soruyla üç tane önemli bilgi değerli arkadaşlar. Bir soruyla üç tane önemli bilgi. Diyoruz ki Ehl-i Beyt'in ilk kurduğu devlet hangisidir? İdrisi devleti. İdrisi devletinin oluşmasını sağlayan isyan hangisidir? Hüseyin bin Ali isyanı. Hüseyin bin Ali isyanı hangi dönemde gerçekleşti? Abbasiler döneminde gerçekleşmiştir. Devam edelim. Son 3 soru arkadaşlar, sonra bitireceğiz. Abbasilerde hocası Yahya bin Halid'i kendisine vezir yapan, Avasım bölgesini askeri teşkilata bağlayan, Avasım önemlidir, Bizans'a karşı Anadolu seferlerini düzenleyip Bizans'ın Akdeniz'de yayılmasını engel olan, Bermeki sülalesini devlet yönetiminden tasfiye eden, ordunun düzenli bir şekilde denetlenmesi için divan-ı arzı kuran halife aşağıdakilerden hangisidir? Demek ki biz burada değerli arkadaşlar şuna bakalım. Şimdi Avasım ilk önce, gerçi öncülleri bir açıklayıp gidelim. Hocası Yahya bin Halid'i kendine vezir yapıyorsa demek ki bu adam ilme ve alimlere değer verir. Bu bir. Avasın bölgesi ne demek? Bizans sınırlarında kurulmuş askeri bölgelerdir arkadaşlar. Bizans sınırlarında kurulmuş askeri bölgelere biz Avasın bölgeleri diyoruz. Ve bu bölgelerde değerli arkadaşlar Bizans'a karşı Anadolu seferleri düzenleniyor. Bizans'ın bu Avasım şehirleri ya da Avasım bölgeleri sayesinde Bizans'ın Akdeniz'de yayılmasına da engel olunuyor. Bermeki sülalesi daha önce devlet yönetiminde etkiliydi ama bundan sonra Bermeki devletini tasfiye ediyor, artık Bermeki yerine değerli arkadaşlar Türklere yer vermeye başlıyorlar. Ordunun düzenli bir şekilde denetlenmesi için de divanı arzı kuran kişi Harun Reşit'tir. Harun Reşit'in ilim adamlarına değer verdiğinin bir göstergesi de Behlül-ü Dana Hazretleri ile çok sıkı fıkıh ilişkisinin olması ve ona bütün işlerinde danışmaya kalkışmasıdır diyoruz. Son iki soru arkadaşlar. Abbasilerde Bağdat'ta Beytül Hikme'yi kurup tercüme faaliyetlerini gerçekleştiren, Mutezile'yi devletin resmi mezhebi yapan, Halkul Kur'an ve Mihne olaylarını başlatan, hatta bir öncü daha vereyim, Ahmet bin Hanbel'in hapislerde eziyet görülmesine sebep olan kişi kimdir değerli arkadaşlar? Memun. Evet. Memun, Vasık ve Mutasım dönemlerinde, bence bunu bilmekte de fayda var. Memun, Vasık ve Mutasım döneminde devletin resmi mezhebi Mutezile'dir değerli arkadaşlar. Tamam. El kaldırıldı. Neden el kaldırıldı? Bir sıkıntı mı var? Siz de hocam her şeye KPSS'de çıkar mı diyorsunuz? Anlamadım ki. Yani bunlar size hem konuyu özetlesin hem de KPSS'de çıkabilme ihtimali olan sorulardı. Yoksa niye çözelim ki hocam? Yani KPSS'e çıkıp çıkmamasından daha ziyade şöyle bakacaksınız. Konuyu sizde özetlemesine bakacaksınız. Abbasilerle ilgili, Emevilerle ilgili zihninizde bir temanın, bir çerçevenin oluşmasını sağlar bakış açısıyla çözüyoruz gibi bakacaksınız. Şimdi arkadaşlar, dedi ki Memun, Vasık ve Mutasım döneminde Mutezile Devleti'nin resmi mezhebi. ÖSN'e böyle bir soru sorabilir mi? Gayet de sorabilir. Mutezile aşağıdaki halifelerin hangileri döneminde devletin resmi mezhebi olmuştur? A şıkkında işte 3'ü verir, B şıkkında 3 farklı başka birini verir. Ya da direkt şöyle sorar. Mutezile ilk kez aşağıdaki Abbasi halifelerin hangisi döneminde devletin resmi mezhebi olmuştur? Memun dönemi. Peki soruyu şöyle sorabilir mi? Mutezile'yi devletin resmi mezhebi olmaktan çıkarıp Ehl-i Sünnet'i devletin resmi mezhebi yapan kimdir? Mütevekkildir değerli arkadaşlar. Mütevekkili de unutmayacağız. Mütevekkil Allah'a tevekkül etti. Dedi ki artık
Mutezile'ye gerek yok. Bundan sonra bizim akidemiz ehli sünnettir. Devam ki. Son soru arkadaşlar. Sizi fazla yormayacağım. Zannedersem kaç saate bakmadım ama muhtemelen 1,5 saat olmuştur. Abbasilerde ikinci kez Türklerin desteği ve baskısıyla halife olan. İlk kez olan kimdi? Mutasın değil mi? Memur'un başlattığı, Mutasın ve Vasık'ın da desteklediği Mutezile'yi devletin resmi mezhep hüviyetinden kaldıran, tamam, Mihne ve Harp-ül Kur'an tartışmalarını yasaklayan, Türk nüfuzunu kırmak için başkenti Samarra'dan Dımaşk'a taşıyan ve Samarra camisini inşa eden kimdir? Mütevekkil arkadaşlar. Samarra Mutasım döneminde Samarra şehri kuruluyor ya ve tamamen Türklere veriliyor. İlk kez Mutasım Türkler sayesinde halifeliğe geldi. Mütevekkil şunu diyor. Diyor ki bak biz Bermeki sülalesine, bizim atalarımız Bermeki sülalesini devlet yönetiminde etkili yaptılar. Sıkıntı yaşadık. Mutasım da Türklere destek vererek ya da Türkleri devlet yönetiminde etkili kılarak aslında bizi yıprattı. Ya Türklerin önünü kırarız ya da ileride Türkler başımıza bela olur. Ve bunu söylerken de işin kötü yanı ne biliyor musunuz? Kendisi de zaten Türklerin isteği ve desteğiyle halifelik makamına gelmişti. Ama nankörlük ediyor işte. Başkenti Samarra'dan alıyor, Dımaşk'a taşıyor ki Türklerin devletteki o nüfuzu, o etkisi kırılsın diye. Ama kendisini de güvene almak ya da halk tarafından destek almak adına işte o mihne olaylarına son veriyor. Mutezile'yi def ediyor tekrar. Öyle bir takım uygulamaları da var. Bu mütevekkildir diyoruz cevabımız. Arkadaşlar benim sizlere aktaracağım sorular bu kadardır. Katıldığınız için hepinize teşekkür ederim. Umarım verimli bir soru çözüm dersi olmuştur. Umarım Emeviler ve Abbasilerle ilgili hafızanızda bir takım bilgiler oluşmuştur. Ve dediğim gibi bu sorular önemli sorulardı, özel sorulardı, çıkması ihtimalli olan sorulardı. Bir de soruları zaten direkt okuyup geçmedik. Mümkün mertebe yorumlamaya çalıştık. Yoksa 30 soruyu 15 dakikada cevaplayıp gidebilirdik. Biz daha çok yorumladık ki hani bunun ucunda, sağında, solunda, arkasında, önünde bir soru gelirse biliniz diye. Allah sizlerden de razı olsun. Güzel. Daha sonra izleyebiliyor musunuz? Evet. Bildiğim kadarıyla tanıtım dersleri YouTube'a ekleniyor. Sizler de daha sonra işte tanıtım dersi İslam tarihi yazarsanız YouTube'da karşınıza çıkar diye düşünüyorum. Peki değerli arkadaşlar, cümleten hayırlı geceler diliyorum. Allah'a emanetsiniz.